Zorlu Enerji, Enerji Gelecek programını sunar. Herkese iyi günler diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Enerji Gelecek yayınına, programına hoş geldiniz. Değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Aslında çok da uzak olduğumuz gibi düşündüğümüz ama uzak olmamamız gereken bir konuyu yatıracağız masaya. Yediz Kaya'yla. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi şöyle, bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü bir proje var. Avrupa Birliği desteğinde ETS projesi. Bu ana ilkelerine uygulama konulması, bunun daha doğrusu ana ilkeleriyle uygulamaya konulması sektörleri nasıl etkileyebilir? Çünkü bu en son Maliye Bakanları toplantısı vardı, G20 Maliye ve Merkez Bankası Başkanları. Onlarda da bu iklim konusu, işte emisyon konusu, emisyonlu, emisyonsuz ticaret konusu çok konuşuluyor. Şirketleri de etkileyebileceğinden de ifade ediliyor. Bilmiyorum Türkiye'nin ne kadar hızlı bunu ama öncelikle sektörler nasıl etkilenir bu projedeki ana ilkelerden? Sektörler bazında baktığımızda tabii ki bizim karbon yoğun üretim yapan sektörler dediğimiz demir, çelik, çimento gibi sektörler etkilenecektir. Bunların orta ve uzun vadede üretim modellerini değiştirerek belki daha düşük enerjili üretimlere, enerji verimliliği yüksek üretim modellerine geçmeleri bekleniyor. Peki bu verimliliğe geçmesi beklenen sektörlere maliyeti nasıl olacak? Ve kurumlar bunu kaldırabilecek bu mi? Bu tabii nasıl bir regülasyon, düzenleme uygulanacağına bağlı, ne süreçte, hangi boyutta uygulanacağına bağlı ve hangi sektörlere. Ama şu anda yürürlükte olan sera gazı kontrol yönetmeliği, Türkiye'de yaklaşık 3000 kadar bu şekilde üretim yapan tesisi mercek altına aldı. Son 5 yıldır da emisyonlarını inceliyor. Buradan nasıl bir modelle, nasıl bir azaltım regülasyonuna tabi tutulacaklarını hep birlikte göreceğiz. Peki şimdi tekstil, beyaz eşya gibi, demir, çelik gibi siz de söylediğiniz yoğun enerji kullanan sektörler özelinde nasıl etkilenecek? Yani özellikle bu sektörler herhalde anladığım kadarıyla bahsettiğiniz. Tabii bunlar da bizim yine hani demir, çelik gibi ana girdileri kullandıkları için burada da bu sektörlerde etkilenecektir. Ama buradaki düzenlemenin bu girdileri yaratan sektörleri nasıl etkileyeceği ve bunun kullanıcıların nasıl etkileyeceğini herhalde önümüzdeki 3-5 sene içinde göreceğiz. Eğer böyle bir emisyon ticareti sistemi uygulanırsa. Var mı uygulanan dünyada böyle ülkeler? Tabii. Aslında dünyadaki en eski sistem Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi. EU ETS olarak geçiyor. Burada baktığımızda 2019 yılının sonunda 61 tane toplam emisyon ticaret sistemi veya karbon finansmanı sistemi aslında devreye girdi. Burada sistemleri belki hemen ikiye ayırmak lazım. Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi veya sizin biraz önce bahsettiğiniz Türkiye'de uygulanması muhtemel sistemler tahsise dayalı sistemler olarak geçiyor ve sanayide belli işletmelere bir tavan emisyon kriteri veriliyor. Ve bunun altında kalanla üstünde kalanlar bunun ticaretini yaparak bir tahsis ticaretine giderek emisyonlarını azaltıyorlar. Ama bir de proje bazlı sistemler var. İşte rüzgar santralleri, hidroelektrik santralleri ve diğer emisyon azaltan teknolojilerin yarattığı emisyon azaltımlarının da ticaret yapıldığı sistemler var. Bunların toplamı şu anda dünyada 61. Ama asıl önemli olan muhtemelen Haziran ayında Çin'in kendi emisyon ticaret sistemi devreye girecek ve dünyanın en büyük hani emisyon sahibi ülkesi olarak bu da sistemi çok önemli şekilde etkileyecektir. Peki nasıl işliyor bu sistem? Mesela eğer Çin geçerse bu sisteme, işte ticaretine geçtiği vakit, ki en fazla üretenlerden bir tanesi, yani kirletenlerden bir tanesi diyeyim. Nasıl işliyor bu sistem peki? Yani tavanın üstü ve alt dediğiniz alım satım yaparak. Evet, belli sektörlere belli kriterlerle tavan değerler veriliyor. Ve her sene o emisyon tavan değerinin altında kalan işletmeler, üstünde kalan işletmelerden azaltımları satın alarak kendilerinden mahsup edip tavan değerini sağlıyorlar. Enteresanmış gerçekten. Peki bir de iklim finansmanı denilen bir şey var. Biz tabii bu iklim değişimini çok uzun senelerdir konuşuyoruz ama bize çok net doğada anlatıyor sağ olsun, işte Nisan ayında kar yağması gibi geçen gün. Dolayısıyla korkutucu boyutta. Bir de tabii finansman işi de dünyada görüldüğü üzere biraz zorlu diğer kurumlar için de, diğer sektörler için de. Ama şimdi gördüm burada iklim finansmanı.
Nedir bu iklim finansmanı? Nasıl sağlanıyor? Şimdi aslında iklim değişikliği diye hemen bahsedersek, endüstriyel devrimle beraber insan eliyle salımı gerçekleşen sera gazları şu anda yaşadığımız iklim değişikliğinin sebebi. Biz bu gazların salımını çok kısa sürede azaltmak durumundayız. Ve bunu yapabilmemiz için de yeni teknolojilere geçmemiz lazım. Başta enerji teknolojileri olmak üzere sera gazlarını azaltmamız gerekiyor. İşte bu azaltım yöntemleri tabii ki yeni teknolojilerle mümkün. Konvansiyonel teknolojiler bunlara uygun değil. Hmm. Ve bu yeni teknolojilerin kendilerine özgü fizibilite koşullarını sağlayan yeni finansman modellerine de iklim finansmanı diyoruz. Peki dünyada nasıl bu iklim finansmanı işi? İklim finansmanı biraz önce bahsettiğim gibi 61 adet karbona fiyat koyan sistemle yürüyor. Hmm. Tabii ki dünyada bir takım gelişmeler var. En önemlisi karbona fiyat konması. Bu 61 sistem bunu yaparken aslında ne kadar Paris Anlaşması'nın 1,5 derece sıcaklık artışı kıstasına yardımcı oluyor, ona bakmak lazım. Otoritelerin söylediğine göre bu fiyatın aslında 40 ile 80 dolar arasında olması lazım. Yani bizim beklediğimiz karbonun anlamlı bir fiyat getirerek bu teknolojilere izin verecek hale gelmesi bu bantta olacak, bu sınırlar içinde olacak. Ancak maalesef şu anda ortalamaya baktığınızda dünyada 2 dolar gibi bir fiyat görüyoruz. Yani şeyden, amacından çok çok uzaktayız. Dünyadaki emisyon hacminin, yani ticareti yapılan emisyon hacminin ancak %5'i bu 40 ile 80 dolar arasındaki sınırı sağlıyor. Ha, bu kadar kısa. Evet, çok dolayısıyla biraz önümüzde yol var. Peki şimdi borsaları da var anladığımız kadarıyla, evet. Bu karbon borsaları ki burada anladığımda sizin anlattığınızdan fiyat düşük ama borsada oluşan fiyatlar da var anladığım kadarıyla. Bu 2 dolar oradan mı geliyor? Evet, tabii çok çeşitli borsalar var. Hmm. Tahsile dayalı sistemler var, proje bazlı sistemler var. Bu 2 dolar onların çok kabaca bir ortalaması. Farklı sektörlerin farklı ticaretini yaptıkları ortamlarda tabii ki fiyat değişebiliyor. Örneğin Türkiye'nin kendi ürettiği emisyon azaltım kredileri, ki bunların çoğu yenilenebilir enerji projelerinden geliyor. Bizim gönüllü piyasalar olarak adlandırdığımız bir sektörde ticaretini görüyor. Türkiye'de şu anda gönüllü piyasalarda 316 tane proje aslında işlem görüyor. Yani bu borsalarda biz işlem görüyoruz. Evet, gönüllü olan kısmında işlem görüyoruz. Peki şimdi bu şimdi karbon alınır satılır, bunu 10 sene önce söyleseniz nasıl yani derdim ben, ama artık bu emtia olarak görülüyor anladığım, evet, kadarıyla. Fiyatlar nasıl belirleniyor? Biraz onu da açalım. Siz bahsettiniz, işte 61 ülke dediniz, 61 pardon dediğiniz tane var. Hangi parametrelere göre bu değişiklik gösteriyor bu fiyatlamalar? Ekonomik her sistemde olduğu gibi arz ve talep fiyatı belirliyor. Ama tabii o sistemi oluşturan kriterleri düzenlemeler, regülasyonlar belirliyor. Sizin ne kadar sistemi daraltarak ne tür taleplerle geleceğiniz ve regülasyonun ne kadar kısıtlayacağınız fiyatı belirliyor. Burada tabii ki çok keskin hedefi olan Avrupa Birliği gibi ülkeler var. İşte bunlar diyorlar ki biz 2050 yılında karbon nötr olacağız. İşte evet, bir takım kendi hedefleri var. Hı-hı. Tabii buralarda bu hedefler çok sıkı olduğu için regülasyonlar da ve tavanlar da, yani bu işletmelere verilen tavan değerler de ona göre sıkı. Ama bazı regülasyonlar henüz daha emekleme aşamasında. Örneğin Çin, biraz önce bahsettiğim gibi Haziran ayında kendi emisyon ticaret borsasını devreye sokacak. Ve sadece enerji sektörüyle başlayacak. Bu da aslında emisyonlarının sadece %30'una denk geliyor. Ama bir emekleme dönemi ve pilot dönem, tabii ki şu anda içinde bulunduğumuz dönemi öyle adlandırabiliriz. Peki bu ticaret, bu karbon ticareti bir risk mi, fırsat mı? Nasıl okumak lazım onu? Şimdi regülasyonlar olacak, işte daha başında olan ülkeler de var. Yani bu bir fırsat ama her şey bir fırsattır, bir de risk olabilir. Tabii ki burada şöyle bakmak lazım. İklim değişikliği krizi, artık buna biz değişikliği demiyoruz, krizi diyoruz. Çok acil olarak herkesin bir şekilde faaliyete geçmesi gereken bir konu. Burada sanayiye özellikle rol düşüyor. Enerji sektörüne çok büyük bir görev düşüyor. Bunlar tabii sadece gönüllü çalışmalar olmayacak. Bir takım düzenlemelerle bunlar zorunlu hale gelecek. Bu bir risk olarak görünebilir. Ancak emisyon azaltımının şöyle bir tarafı var. Emisyon azaltımı süreçleri otomatikman
enerji kullanımını ve diğer kaynak kullanımlarını kontrol ettiği için ve azalttığı için aslında işletmeler için bir fırsat olabilir. Kaldı ki bunun yanında yeni talepler ortaya çıkacak. Yani yeni pazarlarda yeni talepler ortaya çıkacağı için aslında yeni pazarlara ulaşmak açısından da çok önemli. Hemen mesela burada Avrupa Birliği'nin yeni uygulamaya başlayacağı Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çerçevesinde sınırlı karbon uygulamasından bahsedebiliriz. Burada karbon yoğun sektörlerin belli değerleri geçen emisyon yoğunlukları ürünlerinde bir takım vergiler uygulanacak. İşte bizim sanayimiz de buna bir an önce adapte olursa yeni pazarlara çok daha hızlı uyum sağlayacaktır. Şimdi geçtiğimiz günlerde zaten şöyle ABD Başkanı Biden'ın da özellikle vurguladığı konu buydu. Seçilmeden önce vaatlerinden biri yeşil mutabakat, daha doğrusu yeşil enerji ve iklim. Şimdi burada biz geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarla konuşurken işte anlamaya çalışıyoruz ya bu hikayeyi. Avrupa Birliği yeşil mutabakatı dediniz siz. İhracatçılar bundan nasıl etkilenecek? Nasıl yaptırımlar gelecek mesela? İhracatçılara nasıl bir yükü olacak? Türkiye nasıl buradaki Türkiye'deki ihracat yapan firmalar hızlı bir şekilde bu dönüşümü sağlayıp hazır olacak? Arka arkaya sordum ama merak ettim konuları. Tabii. Şimdi bunlar çok heyecanlı konular. Tabii bilmediğimiz birçok şey var. Tabii. Mesela Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatında bu sınırda karbon uygulaması, CBAM diyoruz biz buna. Bunun aslında temel kriterleri ve değerleri henüz belli değil. Mart ayında belli olacaktı ama pandemi nedeniyle Haziran ayına ertelendi. Örneğin karbon yoğun üretim yapan demir çelik sektöründe veya çimento sektöründe birim değerler ne olacak henüz bilmiyoruz. Bunlar belli olduğunda eğer biz bunların üzerinde kalıyorsak bir takım sınırda vergi uygulamalarına tabi tutulabilir. Biraz şirketler de o yüzden bu biraz daha hızlandırabilir o zaman bu solunumun teknoloji kullanılarak daha az indirgemesini. Kesinlikle öyle ama bu sadece Avrupa Birliği ile kısıtlı bir şey olarak kalmayacak. Çünkü burada Avrupa Birliği'nin yapmaya çalıştığı şey kendisi emisyonlarını azaltırken yatırımların emisyon regülasyonu olmayan ülkelere kaymasını engellemek. Dolayısıyla hem de kendi sektörünü korumak tabii. Ama burada şöyle bir konu var. Şimdi buna karşı atak olarak muhtemelen Uzak Doğu'da, Asya'da, Çin'de ve Kanada'da aynı şeyleri uygulamaya başlayacak. O zaman bizim için sadece Avrupa Birliği değil, diğer pazarlarda da aslında bu konu çok önemli hale gelecek. O yüzden sordum. Çünkü bu eğer ek bir maliyet getirecekse ihracat yaparken bu maliyetler üzerine mi eklenecek? Ya da Türkiye'de nasıl bir uygulama yapılacak bununla ilgili bahsettiğiniz gibi belki bir süreç ama Avrupa bu şekilde devam ederken diğer ülkeler geldiğini varsayalım. İhracatımız zaten çok sınırlı bizim. Bizim Türkiye'deki şirketler bunu farkındalar mı? Ben onu merak ediyorum. Yani ve onunla ilgili nasıl uygulamalar yapıyorlar? Çünkü hani çok net de bir kanun veya bir düzenleme Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum. Biraz açarsanız onu. Farkındalık aslında bayağı yüksek. Özellikle büyük şirketlerde konunun nereye gittiği çok yakından takip ediliyor. Türkiye'de birçok büyük şirket işte net zero gibi yani 2040 veya 2050'ye kadar emisyonlarını sıfırlamak ve nötr olmak konusunda çalışmalarına hızla devam ediyor. İç karbon fiyatı dediğimiz bir işletmenin karbon emisyonunun kendi içinde kendine maliyeti nedir? Bunun bilançolarına nasıl yansıtılacağı konusunda da hızlı çalışmalar yapılıyor. Enteresan konular. Bu karbon sertifikasyonu nedir peki? Şimdi bir emtianın emtia olduğunu anlayabilmemiz için belli bir standartizasyondan geçmesi gerekiyor. Yoksa her azaltım veya her tahsis aslında belli bir şekilde o pazara dahil olabilecek bir emtia olmayabilir. İşte biz o standartizasyon sürecine karbon sertifikasyonu diyoruz. Türkiye'de kaç tane var buna sahip? Yani bu alanda. Proje bazlı sistemlerde gönüllü piyasalarda ticarete görülen 316 tane proje var. Burada da bunlar çeşitli standartizasyonlardan geçip dünya standartlarında kriterlere tabi olup pazarlara hazırlanıyorlar, alıcılara hazırlanıyorlar. Ama gönüllü piyasalar kendi doğası gereği butik, tezgah üstü küçük bir piyasa. Çok büyüyecek o zaman şu anlattıklarınızdan. Çünkü yani ülkeler, birlikler bu şekilde ilerliyorsa önümüzdeki dönem herhalde karbon borsasını biz baya baya iş yapan bir yer gibi göreceğiz sizin anlattıklarınızı onu anladım. Bir de bu sıfır karbon
politikalarını uygulayan ülkeler var, gelişmişler. Hı hı. Bir de gelişmekte olanlar var. Gelişmişler tamam sıfır karbon diyor, onlar teknolojiye geçti ama gelişmekte olan ülkelerin sanayisi devam ediyor. Şimdi dolayısıyla hadi bir tartışma var diye biliyoruz biz. Gelişmişler, gelişmekte olanlar biz üretmek zorundayız diyorlar. Yani daha devam etmek zorundayız, daha gelişmekte durumdayız diye. Peki bu sıfır karbon, bu gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesinin önüne bir engel midir? Ya da dost, çevreci bir sanayi mümkün müdür? Karbon sıfıra yakın diye sorayım. Yani bunun da maliyeti var çünkü gelişmekte olan ülkelerde. Evet. Gelişmekte olan ülkeler bu konuda haklı. Çünkü şu anda yaşadığımız iklim değişikliğinin temeli aslında sanayileşme devrimiyle beraber başlamış ve belli bir şekilde akümüle etmiş sera gazlarının sonucu. Biz buna tarihsel sorumluluk diyoruz ve bu ülkelerin burada tarihsel bir sorumluluğu henüz yok. Ancak bilimsel modellerde gösteriyor ki Çin gibi, Hindistan gibi şu anda toplam emisyonlarıyla çok büyük rol oynayan ülkeler eğer bir görev almazlarsa, burada bir emisyon azaltım taahhüdüne girmezlerse, bilimsel olarak Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu 1,5 derece sıcaklık artışı kıstasına uyamayacağız. Dolayısıyla o ikisinin girmesi evet, gerekecek. Yani, hakkaniyet açısından evet haklılar ama belli bir şekilde özellikle Çin, Hindistan gibi ülkeler ya da bizim gibi ileri gelişmekte olan ülke denen, sanayileşmiş gelişmekte olan ülkeler belli bir şekilde azaltımlarını kontrol etmek durumunda kalacaklar. Çin'de böyle bir çalışmalar devam ediyor gibi ama Hindistan'ın durumu ne? Onu nasıl katılacak? Hindistan'da evet Paris Anlaşması'na taraf ve aslında bir ulusal beyanı var bu konuda, bir taahhüdü var. Onlar da kendi emisyon ticaret sistemini kuruyorlar. Onların yaklaşımı eyaletler bazında, bir de sektörler bazında. Önce birkaç sektörle girerek daha sonra pilot sistemleri birbirine bağlamak gibi bir stratejileri var. Türkiye nasıl bu durumda? Yönetmeliği de var gerçi, sera gazı kontrol yönetmeliği ama. Evet, sera gazı kontrol yönetmeliği 2016'dan beri işte zannederim 3000'e yakın işletmeyi aslında mercek altına aldı. Bunların emisyonlarını takip ediyor ve burada tabii bundan sonrası bir ekonomik model oluşturmakla ilgili. Yani biz nerede azaltım yapabiliriz? Bize marjinal maliyeti nedir? Ve bunu fırsata nasıl çevirebiliriz? Yani bunu bir iklim finansmanı modeline çevirerek dünyada şu anda çok popüler olan bu iklim finansmanı kaynaklarını ülkemize nasıl yönlendirebiliriz? Peki bununla ilgili bir hedefimiz var mı Türkiye olarak? Yıl hedefi. Aslında var. Biz de Paris Anlaşması'yla 2030 yılına kadar bir hedef verdik. Fakat henüz henüz meclisimizden geçmediği için şu anda sadece bir beyan şeklinde, Paris Anlaşması'nın resmi tarafı değiliz. Meclisimizden geçtiği zaman resmi taraf olacağız ve bu beyan artık uygulamaya konulacak. Peki burada az önce sorduğum bu sera gazı kontrol yönetmeliğinde şöyle bir soru da var. Tesis bazında hazırlayacakları sera gazı envanterleri diye. Bunlar tam doğru güvenilir mi acaba? Bu Türkiye için konuşuyorum. Sertifikasyonlar. Tabii bunlar aslında çok güvenilir. Çünkü akredite doğrulayıcılar tarafından her sene doğrulanıyor bu emisyon envanterleri. Yani her şirket diğer bir deyişle karbon ayak izini hesaplıyor ve bunlar yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın akredite ettiği doğrulayıcılar tarafından her sene gözetleniyor ve o şekilde raporlanıyor. Dolayısıyla son derece güvenilir. Peki şimdi pandemi hepimiz yaşıyoruz, devam da ediyoruz. Üçüncü dalgadan bahsediyoruz. O ilk kapanmalarda işte bu hani ozon tabakası dediğimiz sera gazı salınımının çok düştüğü, işte denizlerin renginin bile değiştiğine dair böyle çeşitli haberler vardı hatırlayacak olursanız pandemi sürecinde. Bu pandemi bu süreci nasıl etkiledi onu merak ediyorum. Bu mevcut karbon ekonomisi, düşük karbon ekonomisi sürecine. Aslında beklenenin aksine çok faydası oldu. İki alanda faydası oldu. Birincisi kamu bilinci. Biz insanlığın yaşayacağı bir krizin aslında o kadar da uzakta olmadığını gördük. Evet. Dolayısıyla bir kamu bilinci artışı var. Kamu kaynaklarının bundan sonra nasıl daha iyi kullanılabileceği konusunda belki ortak bir yargı oluştu. Bu yönden çok önemli.
İkinci konu da aslında bu bilincin bir finansa dönüşmesi, bir finans iştahına, modeline dönüşmesi. Mesela yeşil tahviller bu konuda çok önemlidir. Evet. Yeşil tahviller bu sene başından beri sadece 67 milyar dolarlık yeşil tahvil ihracı oldu dünyada. Bu geçen senenin aynı dönemine göre neredeyse iki kat. Dolayısıyla aslında burada bizim gördüğümüz bu modellere ve bu konuya ilgi gitgide artıyor. Hem kamu finansmanı açısından hem özel finansman açısından. Ve yeşil büyümeden de bahsediliyor aslında. Bu yeşil büyüme dediğiniz salgın sonrası ya da işte bunun finansmanı nasıl şekillenir size göre? Öngörünüz ne? Evet, zaten IMF'in bu konuda bir çağrısı var. Şimdi tabii ki salgın sonrasında bu resesyonun paniğiyle özellikle kamu finansmanı belki bizim yeşil olmayan veya başka bir deyişle kahverengi dediğimiz yatırımlara gidecek. Bunun olmaması gerek. Yani salgının paniğiyle 2030'da bize çok daha büyük bir iklim kriziyle dönecek, yeni bir insanlık kriziyle dönecek bir konuya vesile olmaması gerekir. O yüzden de IMF'in bu konuda bir çağrısı oldu. Şimdi hedef şu, bundan sonra salgın sonrası büyümeyi yeşil büyüme haline nasıl getirebiliriz? Evet, nasıl getirebiliriz? Evet, şimdi şöyle, Paris Anlaşması'nın işte bu 1,5 derece sıcaklık artışı kıstasının sağlanabilmesi için hesaplamalara göre senede 1,5 ile 3 trilyon dolar arasında bir finansmanın sağlanması gerekiyor. Nasıl olacak? 2019 yılında bu rakam 526 milyar dolar. Hmm. Dolayısıyla çok büyük bir boşluk var. Bu boşluğu nasıl dolduracağız? Yani bu finansman buraya nasıl yönlendirilecek? Aslında yeşil büyümenin asıl konusu bu. Peki bununla ilgili bazı şeyler var mı? Hani modellemeler var mı? Hani dediğiniz rakam 3 katı. Yani 2019. Evet, en az 3 katı. En az 3 katı. Modellemeler var mı peki yani bununla ilgili işte bu mevcut finansmanı konusunda? Çünkü şimdi herkes, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere herkes IMF'de yeşil büyüme, yeşil tahvil, yeşil enerjiye inanılmaz manşete çekiyor diyeyim ben, daha doğru olur. Dolayısıyla hani bunun yapılabilirliği nasıl olacak? Hani yani bir dünya vatandaşı olarak bunu soruyorum. Nasıl yapılacak? Nasıl hızlı yapılacak diye sorayım bir de. Çünkü evet, bu kolay bir şey değil. Bu aslında bir niyet ve bakış açısı meselesi. Burada çok önemli bir konu var. Bu finansmanın asıl kaynağı olan mevduat sahipleri, emeklilik fonları sahipleri olaya nasıl bakıyorlar? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki artan bilinçle beraber gitgide özellikle de gençleştikçe bu milenyum kuşağı dediğimiz, evet, ve şu anda aktif olarak çalışan ve mevduatların daha çok sahibi olan kuşak bu konuya çok önem veriyor. Dolayısıyla bunların emeklilik fonları ve tasarruf fonları buraya yönlenecek. Bu konuda bir mutabakat var. Ama bu yönlenen finansmanı nasıl en efektif şekilde kullanıp 2030 yılına kadar bu finansmanı sağlayıp en uygun teknolojileri finanse edeceğiz, bunu hep birlikte göreceğiz. Peki ben bizim ülkemizde merak ediyorum. Bizde karbon salınımı diğer ülkelere nazaran nasıl? Çevre ülkeler, Avrupa'yı kenarda tutuyorum. Aslında kişi başına emisyonlarda çok yüksek değiliz. Yani dünyada ilk 20'ye bile girmiyoruz. Ama tabii ki hızla sanayileşen ve hızla büyümüş bir ülkeyiz. Özellikle son 20 yılda emisyonlarımız çok hızlı arttı. 1990 yılıyla 2018 yılı emisyonları karşılaştırdığımızda neredeyse 4 kat bir büyüme var. Zaten bizim gibi ülkelerin en hani önemli konusu bu. Bu emisyonlar sanayiye dayalı büyümeyle hızla artarken nasıl azaltabileceğiz? Evet. Peki nasıl azaltabileceğiz? Bunda bir maliyeti var. Çünkü şimdi büyük demir çelik fabrikalarımız var, makine sanayi var, ağır sanayi var. Çok fazla emisyon salan ya da emisyonu olan diyeyim. Onlar beraber aynı demiştiniz. Dolayısıyla bunu en kısa sürede daha az maliyetle firmalar, şirketler nasıl yapacak mesela? Bununla ilgili danışmanlıklar olması lazım. Çünkü bu yeni bir konu kurumlar için de. Şimdi burada en önemli konu teknoloji. Teknolojiye ulaşımımız var mı? Ya da kendimiz geliştirebiliyor muyuz? Tabii ki en önemli kısmı bunu kendimiz nasıl geliştireceğiz? Ya da var olan teknolojiyi nasıl kendimize adapte edeceğiz? Bu konu önemli. Finansmanı nasıl yaratacağız? Bunun kaynaklarının çok büyük bir kısmının dışarıdan geleceği de açık. Ve kendi kriterlerimizi oluşturarak yurt dışı finansman kaynaklarını kendi projelerimizin gerçekten emisyon azaltımı sağladığına ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olduğuna nasıl inandıracağız? Bunun için işte çeşitli kriterler var. Mesela taksonomi denen bir konu var.
projelerin kategorilendirilip, teknolojilerin kategorilendirilip hangisi yeşildir, hangisi değildir bunları ilan etmek ve yatırımcıyı o şekilde çağırmak var. Dolayısıyla bu konu aslında teknoloji ve finans. Ama bunların ötesinde çok önemli bir konu var, niyet ve vizyon. Eğer bunu bir risk olarak görmektense fırsat olarak görmeye başlarsak evet. ve bu finansman teknoloji kaynaklarını kendi büyümemizi şekillendirmek için nasıl kullanacağımıza karar verebilirsek fırsata farklı, çevirebiliriz. Evet, farklı bir büyümeye doğru gidebiliriz. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. İşte yeşil büyüme bu, evet. Evet, ben de merak ediyordum bu konuyu. Gençlerimiz de zaten çok meraklı. Hele küçük çocuklar bu çevre konusunda da gerçekten çok duyarlılar. Ben teşekkür ediyorum konuğumuza da. Akşam 19'da görüşmek üzere. Zorlu Enerji, Enerji Gelecek programını sundu.